Siz çaylarınızı içerken ben de birkaç da soru var. Onları cevaplandırayım inşallah. Tefekkürümüz nasıl olmalı? Hangi konu üzerine tefekkür etmeliyiz? Ölümü ve ahireti çok düşünmenin doğru düşünmemiz doğru olur mu? Ölüm anı dehşetli bir an mıdır? O insanlar düşündü mü ki, çok ayet-i kerime vardır insanları tefekkür etmeye, düşünmeye sevk eden. Tabi bu düşünmeye sevk eden ayet-i kerimeler genelde dünya ve dünyanın içindekileri ilgilendirdiğinden dolayı dünyadaki nimetleri, dünyadaki olan oluşum, çaylarınızı içine olan oluşumları filan sevk eder. Bugün böyle taze sohbet olsun. Bu Çanakkale'de Mevlana Kültür Merkezi'nde Nuh Aleyhisselam faslını işliyoruz İbn Arabi'den. Bu Nuh Aleyhisselam'la alakalı ayet-i kerimelerde Nuh'un tebliğ metodu var. Tebliğ metodunda Nuh önce gece tebliğ ettim derken işte Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri gece tebliğin sırf mana olduğunu, metafizik olduğunu ve Nuh'un kavminin bunu anlamakta güçlük çektiğini, bunu anlamakta güçlük çekince ardından gündüz tebliğ ettiğini, bu da meselenin zahir boyutu olduğunu, bu sefer de Nuh'un kavmi bu noktada tenakuza düştüğünü, ardından Nuh'un kavmi ayet-i kerimelerde var ya, Allah size bağlar, bahçeler, oğullar, çocuklar, evlatlar verir, yağmurları yağdırır, siz tövbe edin, ondan sonra Allah'tan af dileyin der. Ardından da o kavmin gözünün gördüğü şeyleri, nimetleri tefekkür etmesine ve onların devamının sağlanması için Allah'tan da af dilenmesini söyler. Tefekkür bu manada, yani sufiliğe adım atmamış olan kimseleri Allah'a yaklaştırıcı akli delilleri ve akli kıyasları ortaya çıkaran, akli ilimleri meydana çıkaran bir ilim dalıdır, öyle söyleyelim. Ama sufiler genel manada sevginin üzerine, aşkın üzerine kurulu sufi toplulukları tefekkürün üzerine çok fazla durmazlar. Onlar daha fazla Cenab-ı Hakk'ı zikrullah ve onu sevme yolunda dururlar. O yüzden ölümü düşünmek, Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu nimetleri düşünmek, bunları tefekkür etmek, varlığın üzerinde düşünmek, bunları tefekkür etmek muhakkak ki insanın ilmini artırır. Muhakkak ki insanın Allah'ın zahir sıfatlarının tecelliyatını öğrenme, bunları tanıma, bunu bilme noktasında bir merhale kat ettirir. Ama ve lakin bu biraz uzun yoldur. Sufiler Allah'ı çok severekten ve Allah'ı çokça zikrederekten farzları yerine getirip nafilelerle Allah'a yaklaşaraktan işin merkezine doğru daha hızlı ilerlerler. Ben 5. sınıfa gidiyorum. Din kültürü dersinde bir arkadaşım öğretmenime ahirette diriltildiğimizde ruh olarak mı yoksa beden olarak mı diriltileceğimizi sordu. Öğretmenimiz bunun ihtilaflı bir konu olduğunu söyledi. Biz de arkadaşlarımızla bunun tartışmasını yaptık. Bu konu hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Normalde insanoğlu ve yaratılan her şeyin bir sureti vardır. Yaratılmış olanların hiçbirisi yoktur ki bir surete sahip olmamış olsun. Ve yaratılmış olanların hiçbir şey yoktur ki bir vücuda sahip olmamış olsun.
Sureti varsa vücudu da var. Vücudu varsa sureti var. Ruhlar aleminde, ruhlar yaratıldığında dahi ruhlar alemindeki ruhların suretleri vardı. Bu suretsiz değildi. Ruh ne zaman ki bedene üflendi, bedenin içerisinde bedenle beraber hayatını kabir alemine kadar götürdü ve orada vücudun işi bitti. Kabir alemine bu vücutta gitmedi. Kabir aleminde yine ayrı bir vücut var. Orada vücutsuz, suretsiz değil yine. Ve kabir aleminden mahşere geçerken o vücutla mahşere geçmeyecek. Mahşerde yeniden bir vücut var. Bunun üzerinde ihtilaf yok. Bunu konuyla alakalı hadis-i şerifler var. Ve mahşerde onların mahşerde yeniden diriltileceğine dair de hadisler var. Ve nasıl bu dünyada size bu vücudu verdi, sizi dirilttiyse mahşerde de onun için zorluk yoktur diye mahşerde de bizim bir vücutla diriltileceğimiz bir vücudumuzun olacağına dair hem ayetler var hem de hadis-i şerifler var. Bunlar ihtilaflı konular değiller. Mahşerdeki vücudumuzla da cennete girmeyeceğiz. Mahşerdeki vücutla insanlar cehenneme girmeyecek. Cehennem vücudu ayrı, cennet vücudu ayrı. Cehennemde bir müddet ızdırap çeken, ceza görenler yine o cehennem vücutlarıyla cennete girmeyecekler. Onlar yine hadis-i şerifte Cenab-ı Hakk'ın bir rahmet ırmağı var. Onlar rahmet ırmağına girecekler. Rahmet ırmağında vücutları değişecek, üzerindeki cehennem kokuları silinecek, yok olacak. Öylesi cennete gidecekler. Herhalde bunu cevaplamaya çalışan öğretmen kimsenin bu konuda hadis bilgisi olmayabilir. Allah sevgisi, sevgi nedir? Allah sevgisi, peygamber sevgisi, üstadın sevmesi, bu sevgilerin hepsini bir arada cem olması nasıl mümkün olur? Bilgi, tecrübe ve görüş. Sevgi tektir. Ama normalde bir kimsenin sevgi tektir derken, sevecek olduğu yere göre şiddeti değişir. Hani ayet-i kerimede o müminler Allah'ı çok şedid bir sevgiyle severler. En yüksek, en şedid sevginin en yüksek derecesi Allah'adır. Mesela Allah'ı sever gibi bir kimse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri sevmez. Mesela Hazreti Peygamber der ki gözünüzün gördüğü her şeyden fazla beni sevmedikçe imanınız kemale ermez. Yani o hadis-i şerifin metni annelerinizden, babalarınızdan, eşlerinizden, çocuklarınızdan, malınızdan, mülkünüzden fazla beni sevmedikçe imanınız kemale ermez der. Mesela orada Allah'tan fazla demez örneğin. Çünkü neden? Hani söz zannediyorum şeyindi. Allah'ı sevmenin sınırı yoktur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin de Necip Fazıl Kısakürek. Bir kimsenin şeyhini sevmesinin sınırı yoktur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin geçmediği müddetçe Hazreti Muhammed Mustafa'nın sevmenin sınırı yoktur. Hazreti Allah Celle Celaluhu geçmediği müddetçe. Söz
Necip Fazıl'ındır. Necip Fazıl'ındır. O yüzden normalde bir kimsenin üstadını sevmesi muhakkak haktır. Bir eşini sevmesi haktır, çocuğunu sevmesi haktır, arkadaşlarını sevmesi haktır. Fıtridir. Ama eşini, çoluğunu, çocuğunu severken şeyhi gibi sevmez, peygamberi gibi sevmez, Allah gibi sevmez. Sevmek muhabbetin üstünde bir şeydir. Muhabbet etmek sevmenin altındadır, beğenmenin üstündedir. Bunun hepsi de sevginin dereceleri gibidir. Sevmek bunun daha üstündedir, muhabbet etmenin. Aşıklık sevmenin de üstündedir. Ama insan o noktada devamlı duramayacağından dolayı bu noktada bir çıt geri sevmek olarak nitelendirir. Ama hepsini de içine alır. Belediyeden köyümüze kullanılmak üzere aldığımız malzemelerden artanlarını köylü geri vermek istemiyor. Zamanen bu malzemelerin hurda olacağını düşünüyorum. Köylü ısrarlı vermek istemiyor. Ne yapmak lazım? Normalde bir malzemenin fazlalığı var ise, köyde buna ihtiyaç varsa kullanın. Ama köyde ona ihtiyaç yok ise, kullanılmayacaksa onu normalde geri vermekte fayda var. Çünkü milli servet. Allah muhafaza eylesin. Yaşlı bir teyzemiz sormamızı istedi. Günlük sure okuyorum. Bunları Kur'an-ı Kerim'den değil, küçük kitaplardan, bazen Kur'an-ı Kerim'i açamıyorum. Acaba bu günah oluyor mu? Olmaz. Neden günah olsun? Allah muhafaza eylesin inşallah. Otuz yedinci hadiste kalmışız. Herhalde hata yapmıyorsak, yanılmıyorsak. Evet. İbn Abbas radıyallahu an naklediyor. Hazreti Ebubekir radıyallahu an ya Resulullah ihtiyarlayındın deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Hud ve Vakıa sureleri ihtiyarlattı buyurdu. Tirmizi. Hud suresi Mekke'de inzal olmuş bir sure tamamı. Henüz daha Medine-i Münevvere'ye hicret edilmemiş. İslam olanlar, Müslüman olanlara henüz daha ibadetler emredilmemiş. Ama Hud suresinin en önemli özelliklerinden birisi Nuh Aleyhisselam'ın, Hud Aleyhisselam'ın, Lut Aleyhisselam'ın ve Firavun'un ve peygamberlerin etrafında inanmayan müşriklere gelen tufanlarla, onlara gelen azaplarla alakalıdır. Bütün peygamberler kendilerinden önce gelen peygamberlere inanmayanların değişik tufanlara, azaplara bu dünyada duçar olduklarını bilirler. İlk tufan malum Nuh Aleyhisselam'ın inanmayan topluluklarının üzerine gelmiştir. İnsanlar zaman içerisinde sapkınlığa dalmışlar. Zaman içerisinde dinlerini, diyanetlerini unutmuşlar. Zaman içerisinde nefislerine uymuşlar. Değişik putlar edinmişler. Ve değişik putlar edinerekten
o putlara tapar olmuşlar. Ve Nuh Aleyhisselam'la alakalı kıssaya baktığımızda Nuh Aleyhisselam bütün gayretlerine, bütün bu noktadaki çabalarına rağmen kavmi ona iman etmemiş, hatta eşi bile iman etmemiş, hatta oğlu bile iman etmemiş ve Cenab-ı Hak da o günün insanlığını komple helak etmiş. Nuh da zaten bir tane yeryüzünde kafir kalmayınca kadar hepsini helak eyledi, dua etmiş. Cenab-ı Hak da onun duasına icabet etmiş. Bir gemi yapmasını, işte hayvanlardan ve insanlardan kendisine iman eden ve hayvanlardan birer çift gemiye katıp kattırmış ve büyük tufan başlamış. O büyük tufanı görenler hayatlarına devam ederlerken bir müddet sonra yine azıp sapmışlar. Yine azıp sattıktan sonra Nuh'tan sonraki peygamber Hud'dur. Hud aleyhisselam zamanında insanlar zenginleşmişler, maddi varlıkları çoğalmış, hanlar, hamamlar, saraylar, köleler, bağlar, bahçeler, dağların tepesine muhteşem villalar, muhteşem bahçeler, dağların tepesine su götürmüşler. O kadar çok kendilerince şatafata şataata düşmüşler ve ne yazık ki Hud Aleyhisselam'ı da dinlememişler. Hud Aleyhisselam'ı da dinlemeyince Cenab-ı Hak da Hud'un duasına icabet etmiş. Hud, çünkü kavmi onun rüzgara emretmesini istemiş. Madem ki sen peygambersin, hadi demişler, sen bize bir mucize göster. Şu rüzgara hükmet. Şu rüzgarın yönünü değiştir. Hud aleyhisselam da rüzgarı kendi emrine istemiş. Cenab-ı Hak da Hud'a o emri vermiş. Rüzgarı iki eliyle beraber sevk etmeye başlamış. Ama yine inanmamışlar. Yine kabullenmemişler. Ve Cenab-ı Hak da Hud aleyhisselamın zamanında inanmayanları rüzgarla helak etmiş. Her biri gelen rüzgarla hızla buz gibi donmuşlar. Donduktan sonra bir şey hani buz gibi olur da çarparsınız yere tuz dağılır gibi dağılır ya. Böyle rüzgar hem dondurmuş hem de onları almış çarpmış yere. Her birisi tuz dağılır gibi dağılmışlar. Tabii insanoğlu azgınlıkta, sapkınlıkta zaman içerisinde vermiş olduğu sözleri unutup yine isyan etmiş. Yine değişik zamanlarda değişik peygamberlerin üzerinde imtihanlar sudur etmiş ve ona inanmayanlara bu tip afatlar, onlara inanmayanlara bu tip değişik sıkıntılar sudur etmiş. Ve burada en önemli şey şu. Bunlar böyle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin bu ayetler gelince o bu ayetleri bizim okuduğumuz gibi okumuyor. Allah-u Alem bu ayet-i kerimelerin yaşandığı zamanlardaki perdeleri görerekten o peygamberlerin ümmetlerinin nasıl helak olduğunu, o peygamberin zamanındaki insanların neler yaptıklarını, peygamberlere ne eziyet ettiklerini ve aynı zamanda da nasıl tufana, nasıl helaka duçar olduklarını görünce, o kimse o hal ile hallenince muhakkak ki benim ümmetim de ne olacak diye bu şekilde saçı sakalı ağarmış, ihtiyarlamış oluyor. Şimdi zaman zaman
hava karardığında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri göğe bakar, geçmiş ümmetlere gelen tufanlar, azaplar benim ümmetime de gelir mi diye tereddüt ederdi ki ta ki bunun taahhüdü Hazreti Allah tarafından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine verilinceye kadar. O yüzden Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ümmeti geçmiş peygamberlerin zamanında gelen afatlara, geçmiş peygamberlerin zamanında olan helak oluşlara duçar olmayacağı. Onların bu noktada, çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin duası var. Ve Cenab-ı Hak da onun duasını kabul etmiş. Ve ondan sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri hava karardığında artık gökyüzüne bakmaz olmuş. Tufan, afat beklemez olmuş. Yoksa o zamana kadar her gökyüzü karardığında Hazreti Muhammed Mustafa tufan beklerdi. Ve bunu etrafına da söylerdi. Hani bir gün böyle hava çok karargın olunca öğlenle ikindi namazını cem etmişti ya, cem etmesinin sebeplerinden birisi de Allah alem yine bir tufan olabilir mi? Bir helakiyet söz konusu olabilir mi? Böyle bir şey olur tereddüdüyle öğlenle ikindi namazını cem etmişti Allah alem. O yüzden insanların bu manevi halleri, tecelliyatları yaşaması, onları görmesi, onları normalde ama rüyasında, ama halinde, ama zikrullah esnasındayken bu tip şeyleri yaşıyormuşçasına yaşaması, böyle sıkıntılı, problemli meseleleri, böyle işte azaplı, helaklı meseleleri seyretmesi o kimseyi ihtiyarlatır. Sufi kardeşler, derviş kardeşler bir Abdülkadir Geylani Hazretlerini görmenin yolundadırlar. Bu işin tabi güzel zevk tarafıdır. Mesela bir Hud Aleyhisselam'ın zamanında o rüzgarla gelen o afatı izlemek veyahut da yine hani Zünivas'la alakalı sohbet ederiz ya, şehirlerin içerisine hendekler kazdırıp inananları ateşe attırması gibi veyahut da İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılması gibi veyahut da Firavun'un Musa Aleyhisselam'a zulmetmek için yaşanılan şeyler, onu öldürmek için yaptığı şeyler gibi veyahut da peygamberlerin başından geçen zorluklar, sıkıntılar, bunları hal perdesinde veyahut da bunları rüya perdesinde görmek, bunları yaşıyormuşçasına, o esnada yaşıyormuşçasına görmek, bu sıkıntılarla sıkıntılanmak veyahut da kendi zamanında, kendi dairesinde kendi sıkıntılarını görüp kendi sıkıntılarıyla uğraşmak muhakkak ki o kimseyi bazen kabız haline sokar. O kabız haline girmesi o kimsenin normalde onu yaşlatır, kocatır tabiri caizse. Kabız hali bu noktada işte yemekten, içmekten, neşelenmekten, gezmekten, gülmekten beri tutar insanı. Hani az önce tefekkür vardı ya, ölümü düşünmek. İşte ölümü düşünürsünüz ama ölümü yaşamazsınız. Ölümü yaşamak insanı kocatır. Yani düşünebiliyor musunuz? Siz ölümü yaşasanız, son nefeste kekelediğinizi görseniz ne yapardınız acaba? Veya ölümü yaşasanız, son nefesinizi vermek noktasında imanla gelip gitmeyeceğinizde şüpheye düşseniz, o esnada uyansanız, o esnada kendinize gelseniz, haliniz ne olurdu acaba ki? Veyahut da insanların halleri ne olurdu? Ertesi gün sabahleyin gülüp oynayabilirler miydi? Ertesi gün sabahleyin neşelenebilirler miydi? Ertesi gün sabahleyin bilmem hangi restoranın bilmem hangi kahvaltı bölümünde 30-40 çeşit kahvaltı yapabilir miydi acaba? Boğazından bir lokma bir şey geçer miydi onun? Veya öğlen yemeğini nasıl yerdi acaba? Boğazından bir şey geçebilir miydi? Veyahut da
kendi perdesinde kabir haline, kabir sorgusuna düçar olsaydı acaba ne kadar kendinden geçerdi? Kaç gün kendine gelemezdi? Veyahut da mahşeri kendi perdesinde bir estantane olarak görseydi, mahşeri görseydi, mahşerden küçücük bir kesit görseydi, 5 saniye değil, 2 saniyelik bir kesit görseydi, inanmayanların halini bir görseydi, ertesi gün sabahleyin hangi türküyü dinlerdi acaba? Hangi Ankara havasını dinleyerekten işine giderdi? Veyahut da ertesi gün sabahleyin hangi çorbayı içerdi? Ertesi gün sabahleyin ne iş yapacağım diye hesaplar mıydı, düşünür müydük acaba? Ben bazen zaman zaman derim ya, evet kardeşler hal görmek için can atarlar. Dervişlik güzel bir şeydir. Bu iş sadece Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni görmekle kalmıyor ki. Bu iş sadece şeyhini görmekle kalmıyor ki. Genelde kardeşler burada kalıyorlar. Benim dediğim nokta da bu zaten derslerde. Şeyhini gördü mü zikrullah'ta? Âlâ. Bir de işte pir efendileri gördü mü? Nur âlâ nur. Bir de Hazreti Muhammed Mustafa'yı gördü mü? Âlâ. Harika. Hak mı? Hak. Doğru mu? Doğru. Bu işin neşe tarafı. Acaba Nuh Aleyhisselam'ın tufanını yaşasaydı ne olurdu ki? Orada kalıyoruz. Veyahut da gecenin yarısında bir yerde tecavüze uğrayan bir mümin kızın bağırışlarını duysaydı. Suriye'de, Irak'ta, Bangladeş'te. Doğu Türkistan'da, İsrail'de, Mısır'da. Herhangi bir İslam ülkesinde gavurlar tarafından ırzına geçilen kadınların bağırışlarını duysaydık ne olurduk acaba? Veya açlıktan inleyen bir çocuğun sesini duysaydık ne olurduk acaba? Zaten bunları duymuyorsak, bunları görmüyorsak gideceğimiz çok yol var daha. Yürünecek çok yol var daha. Biz gece aç kalan bir kimseyi görmüyorsak rüyamızda, halimizde, gidecek çok yolumuz var daha. Ya Rabbi yok mu bana yardım edecek bir kulun? O feryadı duymuyorsanız kulağınızda, kulağımızda, ben de dahilim buna. Gidecek çok yolumuz var daha. Bunlar insanı ihtiyarlatır. Bunlar insanı gocatır. Bunlar insanı çökertir. Bir derviş kardeşinizin acısını hissedemiyorsanız, bir derviş kardeşinizin sıkıntısını hissedemiyorsanız, bir derviş kardeşinizin yardıma ihtiyacı olduğunu hissedemiyorsanız veya hissetmek istemiyorsanız gidecek çok yolumuz var daha. Bunlar insanı yaşlatır. Bunlar insanı gocatır. Bir kimse Geylani Hazretleri ile kol kola zikrullah yapmış. Harika. Havalara uçar o. Muhteşem. Ama aynı estantenenin yan perdesinde ırzına geçilen kadınları görürse ne yapar ki acaba? Orada hayat duruyor. Veyahut da yan perdesinde Müslümanların başına bombalar yağdığını görürsen orada her şey duruyor.
Ve dünya üzerinde her gün Müslümanlar bombalanıyor. Dünya üzerinde herhangi bir yerde her gün Müslümanlar adaletsizliğin, caniliğin, vahşetin altında inim inim inliyor. Bizde böyle zaman zaman saman alevi gibi yanıp sönen şeyler var. Yani siyaseten bir Filistin diyorlar, biz bu Filistin'i yaşıyoruz biz 3 gün, 5 gün, 1 hafta bütün haberler, kanallar, 1 hafta sonu bitti. Veyahut da bir işte Keşmir oluyor, bir ne bileyim işte Çin'de Doğu Türkistan oluyor, kalıyor. Arkası yok. Aynı şey Türkiye için de geçerli. Hangi Müslümanın üzerinde mümin olduğu için bir adaletsizlik onda zuhur etti de biz acı hissettik. Gece uykumuz kaçtı. Bunlar sıkıntı. Allah iyi etsin inşallah. Amin. Bunların hepsi de insanları ihtiyarlatan, kocatan şeyler manevi olarak. Bunları yaşıyorsa insan, bunlarla dertleniyorsa, gelse bir kimse bir derdini anlatsa size, bir yarsa yüreğini, bir aktarsa, bir müddet sonra dert dinlemek istemezsiniz. Dinlemek istemezsiniz. Şimdi duyuyorsunuz ya, böyle oradan buradan bana da şeyden ne o böyle soru soruyorlar işte bir İzmir'de sordular değişik yerlerde soruyorlar işte öyle insanlar var ki habire derdini anlatıyor bunların derdini dinlemek istemiyoruz artık doğru mu yapıyoruz yanlış mı yapıyoruz diye biz çok dert anlatan bir kimseyi de sevmemeye başladık yani bu çok dert anlatıyor biz aman dinlemeyelim buna dokunmayalım. Allah muhafaza eylesin. Amin. Bunlar gocatıyor tabii insana. Devletin en üst makamından en alt kademesine kadar tüm atanmış ve seçilmişler yaptığı hizmet karşılığında ücretini alıyor. Durum böyleyken atanmış ve seçilmişlerin Allah için hizmet etmeleri nasıl olmalı? Canım kardeşim sen İslam sistemi içerisinde mi yaşıyorsun ki Allah için hizmet etmeleri nasıl olmalı diyeceksin? Onlar devlet, laik, demokratik, hukuk devleti. Laik, demokratik, pardon, insan haklarına saygılı bir hukuk devleti. İnanırsan. Öyle olunca devletin en üst kademesinden en alt kademesine kadar devletin malıyla devletin hazinenin parasıyla ne yapıyorlarsa yapıyorlar. Karşılığında da ücretlerini alıyorlar. Onlar devlet hizmeti yaptıkları için, karşılığında da ücretlerini aldıkları için ekstradan bir sevap aldıklarını düşünmüyorum. Belki de hani şuradan sevap alıyorlardır. Bunu normalde kendi uhdesine almaya alevere dalevere yapıp bunu kendi uhdesine, bu parayı kendi uhdesine veyahut da bir eşyayı, bir arsayı öyle ya mesela işte bir yerden ne o imara açılacak, biliyorlar nereye imara açılacağını. Gidiyorlar köylünün elinden oradan ucuz paraya oraları alıyorlar. Görünüşe göre zahiren, şeriaten bunda bir sıkıntı yok. Adam gitmiş oradaki tarlalara almış. Ama o kendisi biliyor ki oraya imar verilecek. Orayı topluyor örneğin. Bu kendi menfaatine döndürmesi bunları. Veyahut da önceden de böyle yapıyorlardı bunu. Şimdi de yapıyorlar Allah-u Alem. Şimdi artık iş daha da büyüdü. Bu normalde Süleyman Demirel bu kapıyı açtı. Çankaya'yı da veririm dedi ya Sekay'ı verdiğinde. Ondan sonra onun etrafında böyle bir manevi evlatları vardı onun.
o manevi evlatlarına devletin bazı şeylerini peşkeş çekmişti onlara. Bu böyle Osmanlı'dan itibaren bu var ama Cumhuriyet döneminde Demirel'le bu böyle daha fazlalaştı. Demirel'den sonra da bu arttı. Eksilmiyor. İvme yukarıda artarak devam ediyor da. Bunlar normalde mesela devletin imkanlarını veyahut da devletin parasını, pulunu kendi menfaatine, kendi âli menfaatlerine döndürmeye güçleri yetiyorken bunu yapmıyorlarsa buradan gerçekten sevap alacaklarına inanıyorum. Hani bunu içmeye muhtedir, buna gücü kuvveti yeter ama bunu böyle bu tüyü bitmemiş yetimin hakkı var bunda deyip bunu yapmıyorsa o kimse gerçekten büyük bir nefis mücadelesi, bu büyük bir cihat. Bakın bu büyük bir cihat. Yani oradan maaş almasına rağmen bunu yapmıyorsa, mesela işte bir ihale X firmaya vereceksin, X firmaya verince o sana diyelim atıyorum 1 milyon dolar sana kıyak geçecek. Sen bunu düşünmeden işte ihale şartlarına uygun bir kimseye ihale ettin. Bunu normalde buradan kendine bir pay çıkarabilir miydin? Çıkarabilirdin. Çıkarmadıysan gerçekten büyük bir nefis mücadelesi. Ama bu pek böyle olmuyor. Bu ne acı, bu çok acı. Bu çok acı. Bunun daha acısı şu. Biz böyle ben yeni Müslüman olunca bu isim vererekten söyleyeceğim. Benim korkum, çekintim yok kimseden. Allah'tan başka. Bu milli görüşün hatipleri çok ateşli o zaman. Öylesine ateşliler, öylesine konuşmalar yapıyorlar. Böyle müthiş. Benim bulunduğum yerlerde de sufileri ve sufi toplulukları eleştiriyorlar. Yani eğer Refah Partisi'ne oy atarsan iyi sufisin. Eğer Refah Partisi'ne oy atmıyorsan, onları desteklemiyorsan kötü sufisin. O zaman da ben arkadaşlara diyordum, bizim bir siyasi hizbimiz, bir kliğimiz yok. Ben size hiçbir zaman şu partiye oy atın demeyeceğim diye ben o zaman da söylüyordum, şimdi de söylüyorum. Ben hiçbir zaman şu partiye oy atın demeyeceğim. Demedim bugüne kadar. Bugünden sonra da demeyeceğim. İnşallah Rabbim benim bu noktada dilimi muhafaza eylesin. Amin. O zaman böyle ne kadar ateşli hatipler var. Ne kadar ateşli konuşuyorlar. Ve günün iktidarını yerden yere vuruyorlar. Şurada şöyle yediniz, burada böyle içtiniz. Burada şöyle peşkeş çektiniz. Doğru ama dediklerinin hepsi de, söylediklerinin hepsi de doğru. Yani gerçekten öyle yapıyorlar o zamanlar. Gerçekten öyleler. Yani az önce Süleyman Demirel ve avanesini anlattım ya. Bu ardından ana vatan gelmişti Turgut Özal muhafazakar bir yapıyla. O da ilk yıllarda böyle çok kendini disipline etti, etrafı disipline etti. Ama sonra bozuldu o da. O da papatyalar çıktı, çiçekler çıktı, güller çıktı. İşte ihaleler, onlar bunlar, bir sürü lüks şatafat içerisinde hayatlar yaşayanlar, birden böyle durumları değişenler oldu. Oldu. Tabii şimdi Süleyman Demirel ve ekibini tanıyoruz. Süleyman Demirel ve ekibi yani böyle işte kendisini muhafazakarmış gibi gösteren
dinle, diyanetle ilgisi, alakası olmayan, kendisi de mason zaten, mason olduğunu da inkar etmeyen, etrafında da mason insanların bulunduğu, hasbelkader, işte nurcuları, onları bunları da böyle kendi bünyesinde ondan sonra toplamak için onların önünde, Risale-i Nur'un önünde pozlar veren bir kimseydi. Öldü gitti, Allah hesabını verecek, Allah'a hesabını verecek. Allah onun da hesabını dürecek, görecek. Neyse ne, bizi ilgilendirmez. Eyvallah. Ama ondan sonra Anavatan Partisi gelince işte şey Turgut Özal dindar muhafazakar, etrafındaki insanlar böyle dindar insanlar, görünümleri o. Ama onlar böyle devletin hazinenin elindeki güce ve kuvvete ve kudreti eline geçirip etraflarına peşkeş çekmeye başlayınca bu acı oluyor. Ve onların içerisinde milli görüşten gelme insanlar vardı. Hacı, hoca, işte ne bileyim böyle cemaat sahibi, işte böyle tarikat sahibi kimseler vardı. Onların bu tip işler yapmaları, bu tip işlere girişmeleri bize Uhud'da Okçu Tepesi'ni anlatanların Uhud'da ganimet sevdasına düşüp tepeyi terk edip nöbeti terk edip ganimete üşüşen sahabelerin hikayesini anlata anlata, bağıra bağıra, insanları bunu söyleye söyleye gelen bir topluluğun üyelerinin, elemanlarının aynı Uhud'daki Okçu Tepesi'nin üzerinde duran sahabelerden daha vahşi, onlardan daha adi. Onlar hiç olmazsa kılıç hakkını gelip almaya çalışıyorlar. Kılıç hakkını. Onlar bir cihada girmişler. Canlarını koymuşlar ortaya yere. Canlarını koyaraktan kafirin malının üzerine üşüşmüşler. Kafirin malının üzerine, dikkat edin. Onlar Müslümanların malının üzerine üşüşmedi. Kafirin malına üşüştü. Ve kafirin malına üşüşmekten dolayı Uhud'un galibi veyahut da mağlubiyeti belli değil. Ve Uhud'u anlata anlata gelen bir topluluğun kendi elemanları müminlerin malına, müminlerin parasına, müminlerin malına, mülküne, arsasına, evine, tarlasına üşüşmesi kadar rezilce, üşüşmesi kadar adice, üşüşmesi kadar şerefsizce, üşüşmesi kadar necisçe bir şey olamaz. Siz diyeceksiniz ki sözleriniz çok ağır. Vallahi değil, billahi değil. Sahabenin Uhud'daki bir anlık gafletini ayyuka çıkarıp kafirin malına gidenleri bize hikaye anlata anlata yetişen, bu milli görüşün içerisinde büyüyen, Refah Partisi'nin içerisinde büyüyen bu insanların Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde iktidara veya belediyelere geldiklerinde ama devletin ama milletin malına akbabalar gibi, solucanlar gibi, böcekler gibi, vahşi çekirgeler gibi şerefsizce, adice, haysiyetsizce, üşüşmeleri kadar büyük bir rezillik ve haysiyetlik, haysiyetsizlik olamaz. Üşüştüler, acı olan bu. Bakın, acı olan bu. İnsanın ağrına giden bu. Benim ağrıma giden bu. Benim ciğerimi yakan bu.
Benim içimi parçalayan bu. Beni lime lime eden bu. Beni lime lime eden bu. Beni lime lime eden bu. Ve böyle yapan kimselerin, böyle yapan kimselerin, insanların gözünün içine baka baka, hala daha utanmazca, arlanmazca, hiç düşünmeden, hiç utanmadan, haysiyet ve şereflerini unutaraktan milletin içerisinde dolaşmaları ciğerimi yakıyor. Ciğerimi yakıyor. Bir tarafım hadis-i şerif, bir tarafım hadis-i şerifte diyor ki, işte ahir zamanda ümmetin önüne çıkan, bu siyasilerle alakalı söylüyor. Bunların diyor, benim anladığım hadis-i şeriflerden, Babul Fiten'de, bunlar bizim dilimizden konuşacaklar. Bunlar diyor sizin dilinizden konuşurlar. Sizin gibi davranırlar. Sizdenmiş gibi olurlar. Ama bunlar sizi aldatırlar, kandırırlar diyor. Kıymetli kardeşlerim, asıl Müslümanlar dünyayla imtihan oluyor. Asıl Müslümanlar makamla, mevkiyle imtihan oluyor. Şeytan bizim içimizde kol geziyor. Yani bir kimse bir yer tutma. Nereden 3 kağıt 5 kağıt yaparım diye düşünüyor. Yani böyle baktım sağlığım bozuluyor. Hani bir ara Sayıştay raporları okuyordum ya. Yani sağlığım bozulmaya başladı. Baktım şeker inmiyor aşağı. Yani her gün oradan 1 sayfa 2 sayfa bakıyorum okuyorum. Aa yok sağlığım bozuluyor. Üzüntüden, sıkıntıdan, stresten. Dedim yok bırakıyorsun Mustafa Özbağ dedim. Sen dedim dön. Sen dedim hadis oku. İşte bunlarla ilgilenme dedim. İnsanın sağlığı bozuluyor çünkü. Benim sağlığım bozuluyor. Şimdi onlar devletten maaş alıyorlar. Evet. Yapmış oldukları işlerden maaş alıyorlar. Evet. Maaş onların aldıklarının yanında devede kulak kalmaz ya. Bizim Ahmet dedi bir tane Adıyaman'dan bir tane belediye başkanı söyledi değil mi Ahmet? Nizip'ten. Antep Nizip'ten bir belediye başkanı söyledi adam iflas etti dedi. O yüzden bir tane gösterin demeyeceğim şimdi Ahmet gösterdi bir tane. Antep Nizip'ten. Tamam yani ne bu çok acı bir şey. Bakın bu topraklarda Kur'an sünnet mücadelesi verenler bu topraklarda yıllardan beri ben 86 benim derviştim. 86 2018 2019 33 yıl pardon 33 mi? 33 yıl. Ben hakkımı helal etmiyorum. Ben dinini, dindarlığını dile getirerekten, Müslümanların, muhafazakarların oyunu alaraktan, belli yere gelenlerin, insanların, bu devletin ama milletin malından üşüştükleri şeylerden üşüştülerse, ki üşüşüyorlar, ben hakkımı helal etmiyorum. Sizleri bilemem. Siz haklarınızı helal ediyor musunuz? Ediyoruz. İstiyorsanız ediyoruz deyin. Evet. Bu acı bir şey. Kıymetli kardeşler, bu topraklarda 200 yıldan beri İslam'ın mücadelesi var. Bu mücadeleyi biz başlatmadık. Ben başlatmadım. Ben
derviş olduğumda kendimi o mücadelenin içinde gördüm. Ondan öncesinde ülkücülüğüm vardı benim. Yine ayrı bir mücadelemiz vardı. Tam böyle dini kaidelerin içerisinde olmasa da kendimizce vatan millet deyip yürüyorduk. Kur'an sünnet diyorduk, yaşamıyorduk. Bayrak inmez, ezan susmaz deyip yürüyorduk. Eyvallah. Ezana icabet ediyor muyduk? Hayır. Bakın, ezana icabet ediyor muyduk? Hayır. Tuhaf algılanabilir şimdi bu. Ya o topluluk namusluydu ya. O topluluk namusluydu. O topluluk gerçekten şerefliydi, haysiyetliydi. O topluluk mücadeleciydi, gözünü kırpmazdı. O topluluk malla, mülke, paraya, makamı bozulan bir topluluk değildi. Bozulanın cezasını kendi içimizde kendimiz görür, döverdik ağzını, burnunu fatar, atardık dışarı. Bakın, bir güzel sopadan geçirir, ağzını burnunu kırar, dağıtırdık onu biz. Kapının önüne de bırakırdık. O topluluk ülkücü bacılarına bakamazdı. Bakarsa onun gözünü kaşını çıkarırdık biz. Arkadan dolaşıp o ülkücü bacıların arkasından dolaşıp puan almaya çalışmazdı. Onlarla konuşmaya çalışmazdı. Böyle bir şeyle karşılaşırsak yemin ediyorum biz onun ağzını, burnunu, yüzünü, gözünü kırar, fatar, kapının önüne koyardık. Kimse böyle bir şeye cesaret edemezdi. Kimse böyle bir şeye tevessül edemezdi. Tevessül ederse bir güzel sopadan geçirileceğini adı gibi bilirdi. Adı gibi bilirdi. O topluluğun içerisindeyse bir kimse, o topluluğun içindeki bir kadın, bir kız onun bacısıydı, kardeşiydi. Evlenmesi haktı. Ama arkadan dolaşıp puan alması şerefsizlik, haysiyetsizlikte hala da öyle inanıyorum. Hala da aynıdır inancım benim. Evleneceksen çıkarsın delikanlı gibi evlenirsin. Evleneceksen çıkarsın kadınsan delikanlı kadın gibi evlenirsin. Oradan buradan dolaşıp puan alıyorsan sen ihanetin içindesin. Bazen diyorum ki alayım sopayı elime. Bakın o topluluk böyle temizdi. Gerçekten. Birisi memur olsa, amir olsa, müdür olsa, bir yerde bir makam sahibi olsa ülkücü kardeşlerini düşünür. Orada yanlışlık, eksiklik yapamazdı. Orada üçkağıtçılık, beşkağıtçılık yapamazdı. Eğer bunu duyarsak biz, dernek olarak duyarsak, dernek olarak onun cezasını keserdik. Şahıs olarak duyarsak, şahıs olarak cezasını keserdik. Vallahi da, billahi da, tillahi da hiç kimse hiçbir şey yapamazdı. Yapamazdı. Bu adam namaz kılıyor, şerefsizin teki. Oruç tutuyor, şerefsizin teki. Müslümanmış gibi görünüyor, şerefsizin teki. Evet. Bunları yaşıyoruz. Ve 30 yıllık ben kendimce diyorum. Bundan öncesi var ya. Kıymetli dostlar, bu ülkede şeyhim diyen, dervişim diyen gecede 300 tane, 400 tane, 500 tane idam yaşadı. İstiklal mahkemelerinde. Can verdi insanlar. Şehit oldular.
Çanakkale'de şehit oldukları yetmiyormuş gibi, Kurtuluş Savaşı'nda şehit oldukları yetmiyormuş gibi, bir Menemen hadisesinden bir de İstiklal mahkemelerinden asıldı. Sokaklarda asıldı insanlar, sokaklarda. Sokaklara dar ağacı kuruldu. Nerede dervişim var diyen varsa asıldı. Nerede şeyhim var diyen varsa asıldı. Kayıtlara bile geçmedi. Millet korkusundan gidip benim kocam asıldı, benim abim asıldı, benim babam asıldı deyip gidip şikayet dahi edemediler. Dergahları basıldı, yakıldı dergahları. Dergahların içerisinde 300 yıllık, 500 yıllık yazıtlar, kitaplar, hepsi de haraç mezat satıldı, boşaltıldı, yıkıldı. Kimisi samanhane olarak kullanıldı. Kimisini spor tesisi yaptılar. Kimisini hayvan da mı yaptılar? Hayvan da mı yaptılar? Camiler satıldı, tekkeler satıldı, medreseler satıldı, yıkıldı. Bu mücadelenin içinden geldi sufiler. Bu Türkiye'deki Müslümanlar bu mücadelenin içinden geldi. Bu mücadeleyi satan, paraya pula, makama, mevkiye değişen, kadına kıza değişen, avrana değişen, vallahi da billahi da şerefsizin, haysiyetsizin, namussuzun tatlik alası, aşağının aşağısı onlar. Aşağının aşağısı. Onlar çünkü 200 yıllık bir mücadeleyi hançerliyorlar. Onlar dünya Müslümanların ümidini hançerliyorlar. Onlar Halife-i Osmaniye'nin mirasını hançerliyorlar. Beş paraya değişiyorlar. On paraya değişiyorlar. Bir kadına değişiyorlar. Bir kadına değişiyorlar. Be ahlaksız, canın kadın istiyorsa git. Ukrayna'da duruyor, orada bilmem neresi de duruyor. Gelen başörtülü kadına mı gözünü diktin? Senden iş isteyen, senden iş bekleyen başörtülü kadına mı, kıza mı gözünü diktin? Gözün çıksın. Başka göz dikecek bir şey bulamadın mı? Gittin de evli kadınlara sarktın. Gözünü ona mı diktin sakalından? Ahlaksız, şerefsiz. Gözünü dikecek başka bir yer bulamadın mı? Gözünü ona mı diktin? Zayıf, gariban bir kimse, bir işe gireceğim diye 3 bin lira getireceğim, 5 bin lira getireceğim. 5 bin lira getireceğim, parti genel merkeze bu yatırılacak. Yatırdın, yatırmadın belli değil, cebine mi aldın, nereye aldın? Ciğerine otursun. Amin. Ona mı gözünü diktin? Ciğerim yangın. İçim yangın. İçim yangın. Hadis-i şerif tutuyor beni. Diyor ki bunlar etrafında topladıkları insanları ümitsizlik deryasına götürürler. Cenab-ı Hakk'a hamd ediyorum ki bir herhangi bir partinin peşine takılmamışız. Kendimce hamd ediyorum kendime. Ve diyorum ki yani gerçekten o bataklığın içine gidecek insanlar. Ve ümmet, ümmetin en acı durumu bu. Ümmet günden güne ümidini yitiriyor. Buna üzülüyorum. İnsanlar ümitlerini yitiriyorlar. İnsanlar geleceğe dair gelecek ümitlerini yok ediyorlar. Ve farkında değil bu insanlar. Bu insanların gelecek ümitlerini yok ettiğini. Farkında değil bu insanlar. Çünkü bunlar mal gözlerini bürümüş, para gözlerini bürümüş, hırs gözlerini bürümüş. Bunların her şey gözlerini bürümüş. Bunlar fakiri fukarayı, Müslümanı unutur hale gelmişler. Bunlar ne kadar para kazanacağız diye düşünüyorlar. Ne kadar parayı pula sahip olacağız diye düşünüyorlar. Şu laflarımı kaldırabilirler mi? Kaldıramazlar. Bu laflarımı yutabilirler mi? Yutamazlar. Ama bunlar yutarlar. Herkes yutar. O adili, o şerefsizliği, o haysiyetsizliği yapanlar yutarlar. Benim de sözüm onlara zaten. Adam kendini temiz tutmuş. Bu noktada bir sıkıntım yok. Ama çok zor.
temiz insanları da bir yerde tutmuyorlar. Acı olan bu. Temiz insanları bir allem gullem ediyorlar, bir alevere dalevere yapıyorlar, tertemiz adam gidiyor bir tarafa. Ya bozulacak? Ya bozulacak? Ya da adam çekecek gidecek, ikisinden biri oluyor. O yüzden evet, hakkınızı helal edin. Belki de duygularıma gem vurmam lazımdı ama benim de işim o değil. Ben de gem vuramıyorum. O yüzden sürçülisan ettiysem affola. Ama sözlerimin arkasındayım. Arkadaşlar, bu herkese sözüm. Bir davanın peşinde misiniz? Evet. Dava insanı. Dava insanı. Kendini paraya bozmaz. Kendini makama bozmaz. Kendini kadına erkeğe bozmaz. Bozmaz. Evlenir. Evlenmesi haktır. Kimse bunun önünde duracak değil. Arkadan dolaşıp puan almaz. Alıyorsa, dediğim laf gene geçerli. O şerefsizin adının tekidir. Benim namusum, benim ailem, benim her şeyim bu dergahın içerisinde. Herkesin namusu, ailesi bu dergahın içinde. Bu dergahın içerisinde birisi yan gözle bakıyorsa bizim kardeşimiz değildir. Onun gözü çıksın. Amin. Burada dergahın içerisinde birbirlerimizin eşlerine, çocuklarına, bacılarına, kardeşlerine arkadan dolaşıp puan almaya çalışan var ise, tekrar söylüyorum, tekrar söylüyorum, gözü çıksın. Amin. Bu kim olursa olsun, bu şerefsizliği, bu haysiyetsizliği hiç kimse yapmayacak. Bakın, dilim ağır, evet, yapmayacak. Biz bu topluluğu, bu topluluk var ya, biz bu topluluğu gittiği yere kadar, kıyamete kadar bu şekilde paraya, makama, mevkiye, şeytani olan şeylere bozulmadan götürmeye gayret edeceğiz inşallah. Biz bu topluluktan geçinmeyeceğiz. Bu topluluk bizim geçim kapımız olmayacak. Bu topluluk bizim, tekrar söylüyorum, geçim kapımız olmayacak. İçimizde para konuşulmayacak. İçimizde makam mevki konuşulmayacak. Biz Allah için toplanacağız. Allah için birbirimizi seveceğiz. Allah için Allah'ı zikredeceğiz. Allah için dinimizi öğrenip Allah için dinimizi yaşamaya ve yaşatmaya gayret edeceğiz. Çok devasa belki de bir işler yapamayacağız biz. Öyle ya. Devasa topluluğumuz olmayacak belki de. Ama bu kadar, ne bu kadarız? Ama samimiyetimizi, muhabbetimizi, kardeşliğimizi kenetlenerekten, yaşayaraktan devam edeceğiz inşallah. Söz mü? Söz. Allah sözümüzde sadık eylesin inşallah. Amin. Fale bennahu. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La El Fatiha ma salavat. Amin.